Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Stüdyomda pilot, doktor, Bilal Kırca ağırlıyoruz. Onunla sohbete geçmeden önce sizlere sosyal medya üzerinden cevabını istediğim sorumu yöneltmek istiyorum. Sizce uçak kazaları daha çok insan atalarından mı yoksa teknik problemlerden mi kaynaklanıyor? Cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi konuma dönüyorum. Bilal Bey sizin konunuz da zaten bu olduğu için kitabınız evet. uçak kazası soruşturmalarında insan hatası veyahut da insan ve planlama hatalarını, faktörlerini incelemişsiniz. Güzel bir kitap. Teşekkür ederim. Zihninize, yüreğinize sağlık diyelim. Çok teşekkür ederim. Şu Sağ an Türk Havlularında uçuyorsunuz. 777'de ikinci pilot olarak görev yapıyorsunuz. Daha önce 737'de uçmuştunuz. Öncelikle bir şöyle mesleğinizi bize tanımlayın. Yani sizin gözünüzde bir akademik kariyer tarafıyla baktığınızda ne anlam ifade ediyor pilotluk ve akademik kariyer karşılaştırdığınızda? Aslında ikisi benzer yönleri olan bir olan meslekler. Akademik kariyerde de pilotlukta da sürekli kendinizi güncel tutmanız gereken, sürekli çalışmanız gereken, yeniliklere açık olup o yenilikleri çalışıp özümsemeniz gereken alanlar benzerlik gösterdiği için de her ikisinde de yapmak bana keyif veriyor ve o alanlarda devam etmeye çalışıyorum. Şimdi kitabınızda uçak kazası soruşturmalarını inceliyorsunuz. 12 kaza mı incelemiştiniz? Doğrudur 12 bölüm var kitapta. Her 12 bölüm 12 de kaza. 12 de varsa. kaza. Hepsinin de şeyleri, özelliği farklı farklı. Şimdi burada bir insan hatası bir de organizasyon dediğimizde uçak kazalarında insan hataları derken tanımlamanız nedir? Ne Hangi öğeleri onun içine koyuyoruz? Ee, i̇nsan hataları e, araştırmalarda %75 oranında. En yüksek oran o. En yüksek oranda evet, kazalara sebep veren faktörler içerisinde. E, şöyle örnek verebiliriz. Pilotun ATC yani kuledeki görevli kişilerin, kabin memurlarının yani bir operasyonda Yer alan, Et, yer alan, etkisi olan her bir bireyin insani olarak, öncelikle şundan başlayabiliriz. Yorgunsa, dikkat dağınıklığı, önceki geçmiş hastalıklarının o andaki operasyona etkisi, etkisi evet. gibi bu faktörler her biri insani bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bu insani etken içine teknik tarafı da dahil ediyor muyuz? Bakım, onarım tarafı. Onar. Planlamaya bakım, mı giriyor? Planlama tarafına yani evet. e, diğer mekanik faktörler kısmına giriyor. Ama şöyle de et, ekleyebiliriz. Mekanik bakım kısmında yapılan hatalar da sonuçta orada da çalışanlar birer e, kişi. O kişilerin yaptıkları hatalar da yine human faktör olarak, insan faktörü olarak kazaya katkı olmuş oluyor. Çünkü bazı ilginç kazalar vardı yalnız. Çok basit bir contayı diyelim. Doğru. büyüklük faktöründen diyelim. İşte 7 numara yerine atıyorum 6 numarayı adam koyuyor ve bir faciaya sebep oluyor. İşte Kesinlikle. bu ciddi bir insan hatası olarak görebiliyoruz. Ekip planlama mesela çok ciddi sıkıntılar oluyor. Mesela kokpitteki tecrübenin yetersizliği. E, bu tarz şeyleri de incelediniz mi? Elinizde böyle örnekler de var mı? Kitabın içerisindeki 12 kazanın tamamında aslında ekiplerin deneyimlerinin etkisi var. Evet. Onlar da ayrı ayrı çerçevelerde farklı bakış açılarıyla değerlendirildi. E, her iki pilotun da tecrübesiz bir şekilde eşleşmesi olup da eşleşmesi halinde, halinde. evet, sonuçlar Eve bir ortaya çıkmış. Kriz de ortaya çıkınca bunun yönetilmesi. E, iki i̇ki tecrübesiz pilotun aynı kokpitte bulunmasının yanında başka faktörler de işin içine girince. Hani bir zincir reaksiyon şeklinde tarif evet. ediyoruz bunu. Tecrübesiz pilotlar var. Hava faktörleri kötü. Yorgunlar, hastalar e, olağan dışı çok yoğun bir uçuş programına denk geldiler diyelim. Bir gün uçtular, gün diğer bir uçuşa gittiler. Doğudan döndüler, batıya uçtular. Bu bütün faktörler bir araya gelince herhangi birini engelleyemediğimiz takdirde de sonuç istemeyen durumda Şimdi olabilir. dünyada tabii sivil havacılık denince Kuzey Amerika akla geliyor yoğunlukta. En fazla trafiğin olduğu, en fazla hadiselerin evet. yaşandığı, en fazla araştırmaların detaylıca yapıldığı ve elimize rapor olarak gelebildiği yer. Doğru. Dolayısıyla oradaki örnekler çok daha çarpıcı. Ama buna rağmen Yine Amerika'da da baktığımızda uçak kazalarında en fazla insanı faktör ortada ön plana çıkıyor. Kesinlikle. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Neden önüne geçilemiyor? Ee, şöyle açıklayabiliriz yine kitapta da insan faktörleri başlıkları altında inceledik bunları farklı farklı. Mekanik hatalar bir şekilde üretimle, planlamayla, dizaynla önüne geçilebiliyor. Ama insan faktörü yine bireysel olarak kendimiz önüne geçmeliyiz çalışıp. Eğer bilgi eksikliği ise bilgi eksikliğini gidermeliyiz. E, yorgun ve hastaysak o durumda uça gitmemeliyiz ama yine insan işin içinde olduğu için gitmeye eğilimi olabiliyor. Daha evet. çalışmaya, kendini yenilememeye eğilimi olabiliyor. Bu şekilde önüne geçilemeyen faktörler karşımıza çıkıyor. Böyle evet. örnek verebileceğiniz bir hadise var mı? Örnek kitapta mesela bir bölümde geçen yine Amerika'daki bir kazada uçuşların daha çok sıcak hava hakim olan bölgede yapan pilotlar uçuşlarını bir uçuşlu Washington'a havanın çok soğuk olduğu Oldu. ve kar yağışının kötü hava şartlarının hakim olduğu bir bölgeye yapıyorlar. Orada da soğuk ve kötü hava şartlarında yapmaları gereken prosedürlere daha çok sıcak bir bölgede Florida'da uçtukları için oraya alışık. Alışık değiller. Yaptık şeklinde düşünüp checklist'i kontrol listesini yaparken de bakıp o düğmenin veya sivicin doğru yerde olmadığını gördüğü tak görüp ama müdahale etmiyor. müdahale etmiyor. Tersiymiş gibi okuyor. O şekilde kalkış yapıyorlar. Performansları etkileniyor ve kalkıştan sonra uçak düşüyor. Yani evet. bir hava etkeninin sıcak iklimden sıca soğuk iklime uçup alışık olmadığı bir iklimde uçma sonucu dikkat dağınıklığı ve tamamen Halbuki sizler zaten uçuş öncesi nereye uçacağınıza ilgili hep bir yolculardan veya da uçuştan önce diyelim zaten gelip bir briefing yapıyorsunuz kendi aranızda. Şuraya uçuyoruz, şartlar bu falan. Demek ki işte bu halka hep bir yerde eksik yürümeye başlamış ve neticede kaza geliyorum demiş. Evet kesinlikle. Mesela diğer bir kaza yine Kanada üzerinde gerçekleşen bir kazada uçaklarımıza şirket tarafından gönderilen mesajlar gönderebiliyor. Data uydu yoluyla hava durumu gönderilebiliyor. Son hava durumu gittiğiniz meydanı veya yedek olarak seçtiğiniz meydan hava durumunu isteyebiliyorsunuz bu uydu üzerinden. Bu e, bahsettiğim kazada ise pilotlar şirketten hava kontrol merkezinden son hava durumlarını talep etmiyorlar. Ki az önce dediğiniz gibi uçuş önceki hazırlıkta Kanada hava durumunun iyi olduğunu varsayıyorlar. Tabii uzun bir uçuş. 7-8 saat uçuş yapıyorlar. Kanada üzerine geldiklerinde Toronto'ya hava durumu tamamen değişiyor. Ve genel bir kural olarak da uçuşta her bir saatte bir cruise briefing dediğimiz bir briefing yapmamız gerekiyor pilotlar arasında. Evet. O anda nereden geçiyorsak oranın hava durumu, e, arazi şartları, onların trafik için, yoğunluğu, trafik yoğunluğu dikkate almamız gerekiyor. Pilotlar Toronto'ya gelene kadar hava durumunu almıyorlar. 7-8 evet. saat geçiyor. Toronto'ya gelince de bambaşka bir hava durumu. Sürprizle karşı. Sürpriz ve sonrasında evet. tabii yine Kaza, Kaza geliyor. Şimdi bunlar insan ataları. Organizasyon tarafında ne tarz hatalar Organizasyon tarafında ise e, eğitim mesela. Öncelikle pilotlara verilmesi gereken, düzenle verilmesi gereken eğitim eksiklikleri çıkıyor karşımıza. Seul'den Guam adasına, Guam adasına yapılan bir uçuşta. Guam adasındaki havalimanında bulunan yaklaşma kriterleri. şekli, yaklaşma kriterleri o hava havayolunun eğitim manuellerinin içerisinde yok. Yok, pilotlar o yaklaşmaya gerçekleştiriyorlar. Kötü hava şartları da işin içine ekleniyor. E, yorgunluk da var. Yine bir insan faktörü. Evet. Sonuç yine kaza oluyor ama kaza araştırmasında ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında evet pilotlar yorgun. Hava durumu kötü. Ama asıl şey, faktör eğitim. Eğitim. Organizasyon dediğimizde arka planda başka ne tür faktörler olabilir? Yani organizasyona bu teknik tarafta çok giriyor mu? Teknik bakımla ilgili bahsettiğiniz faktörlerden olabilir. Yine kitabın son bölümünde geçen bir kazada tam tarif ettiğiniz benzer özellikle faktörler var. Bakım yapılması gereken bir parçanın bakımı normal tarif edilen usullere göre, prosedürlere göre yapılıyor. Fakat başka bir parçanın prosedürlerine göre yapılıyor. Evet. Çok benzer bir parçanın prosedürleri uygulanıyor. Sonrasında fark ediliyor. Uçakta bir arıza, bir ikaz, bir işar yok. Uçuşa devam ediyorlar. Ara meydan var. Ara meydan iniyorlar. Ekip değişiyor. Değiş, uçağı bırakan ekip diğer ekibe bilgi aktarırken e, yapılması gereken prosedür değil de diğer prosedürü anlatıyor. Uçağı teslim olan ekip de yapılmış şekilde kabul ediyor. Uçuş sırasında bu teknik arıza karşılarına çıkıyor. Yine sorun yaşıyorlar. Krizi yönetemiyorlar galiba. E, yine başarılı bir şekilde iniş yapılıyor. Evet. Yine ölümcül bir sonuçta sonuçlanmıyor olay fakat yine de gözden kaçırılan bir faktörün ne kadar ciddi sonuçlara sebep verebileceğini görüyoruz. Mesela diyelim ki hiç uçulmayan bir yere bir uçuş planlanıyor ve ekip de görevlendiriliyor. Siz bunu briefing aşamasında nasıl değerlendiriyorsunuz pilotlar olarak? Şirket tarafından o havalimanı ile ilgili bütün Ön Detaylar bilgiler veriliyor. veriliyor. Hava durumu notam, havalimanında bulunan yaklaşma seyir sefer, cihazlarının özellikleri, evet. artıları eksileri. Hı hı. Oraya gidecek o kokpitteki iki veya üç pilot, kaç kişiyse veya dört pilot, ilk defa gidecekler için dördü de tecrübesiz. Öncesinde şöyle bir önlem alınabilir. Simülatörde bir uçuş yapılabilir. Evet, o havalimanının dediğimiz zor şartları e çalışılabilir. Sonrasında oraya sefer gelecek. gerçekleştirebilir. Siz şimdi 737'de uçtunuz. 737'de uçuş menziliniz en fazla işte 3-4 saat bilemedim 5 saat. Evet belki Sahra Afrikası'na Eğer uçuş aşağı olsa. Aşağıya uçarsanız o özel tasarım uçaklarımızda 737 9'larla 9. Dolayısıyla orada biraz daha mesafe uzuyor. Evet. Ama 777 denince çift koridorlu büyük bir uçak ve hep uzun menzil uçuyorsunuz. İki uçak arasında bir pilot gözüyle kıyasladığınızda uzun ve kısa uçuşları nasıl karşılaştırabilirsiniz? Şöyle karşılaştırabiliriz. Uçuşa hazırlık aşaması fizyolojik olarak örnek verebiliriz. E, zaman farkı olan bir yere, şehre ve ülkeye gidiyorsunuz. 770'e değil Örneğin İstanbul'dan Los Angeles'a gidiyorsanız İstanbul'da Los Angeles arası 10 saat zaman farkı var. Evet. İstanbul'da öğlen 3'te kalkıyorsanız oraya indiğinizde Los Angeles saatiyle yine öğlen 3 4 fakat İstanbul'da gece 5 oluyor. Uyku olarak uyku düzeninizi ayarlamanız gerekiyor. Beslenme düzeninizi ayarlamanız gerekiyor. İstanbul'da sabah 5 iken Los Angeles'ta öğlen 3 diye orada gidip ağır bir yemek yememek gerekiyor. Ama 737'de iken dediğiniz gibi en uzun uçuşumuz Afrika ülkelerine oluyordu. O da zaman farkı 1 veya 2 saat oluyordu. Çünkü Dikin'e iniyorsunuz yani, çok fazla. Güney'e olan uçuş veya Kuzey'e evet. Rusya tarafına en uzun yine Novosibirsk şehrine 6 saatlik bir uçuştu. Hı. Veya Doğu'ya uçarsanız e, Kazakistan, Kırgızistan taraflarına yine zaman farkının 2 ya da 3 saat olduğu bölgeler çok etkilemiyordu. Etkilemiyor. Peki büyük gövdeli uçakla böyle dar gövdeli uçak arasında idare etme anlamında? İdare etme anlamında her ikisinde de belli e, otomasyonlar olduğu için bir eğitim uçağındaki gibi fiziksel yorgunluk sağlayacak şekilde bir etken şey olmuyor. Sizin şu an uçuş saatiniz ne oldu? Şu an 5.500 saate. 5.500 saatti ve Boeing 777'de. Evet. Kaptan olabilmek için neler yapmanız gerekiyor? Kaptan olabilmemiz için belli bir şirketlerin belirlediği saat uçuş saati elde Var. edilmesi gerekiyor. E, belli bir yıl uçuş tecrübesi de gereksinim olabilir. 6 yıl gibi. Şirkete evet. göre yine değişmekte. Hı. Ve şirkette kaptanlık eğitimine aday olan kişiler arasında sinyolite de sıranızın gelmesi gerekiyor. gelince evet. Bunların hepsi bir araya gelince kaptan adayı olarak eğitiminizi alıyorsunuz. Evet. Yani sadece bütün şartları tamamlamış olmak yetmiyor. Bir de şirkette de biz. Tabii. Bir de bunların yanında da kaptanlığa hazır olmanız gerekiyor. 5 yıl, 6 yıl veya 5000 saat, 6000 saat her ne kriterse onu dolu dolu geçirip sınavlara ve mülakatlara evet. girdiğinizde karşınızdaki kurulun sizi kaptan diye sıfatını taşıyabilmeye, o görevi yerine getirilmeye hazır olduğunuzu görüp onaylamaları gerekiyor ki siz de terfi kaptan olarak evet. yolunuza devam edebilirsiniz. Bilal Bey katıldığınız için teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Hem pilot mesleğinizde inşallah kısa sürede kaptanlığa da i̇nşallah. geçersiniz. Bir gün Boeing 777'de beraber bir yerlere uçarız. İnşallah çok memnun olurum. Hem de akademik kariyer tarafında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir gün doçent pilot Bilal Kılıç olarak da ağlamak isterim. İnşallah çok teşekkür. Ederim. Ben de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun.